Arkadaşlar merhaba. Bugün sizin ikinci ünitemize geçeceğiz. Bu ünitemizin adı Hazreti Muhammed ve Gençlik Ünitesi. Burada Hazreti Peygamber gençken nasıl bir insanmış, neler yapmış, şahsiyetinde nasıl özellikleri vardı? Onun çevresindeki gençler ondan örnek alabilmiş mi? Çevresindeki bu gençler kimler? Onların özellikleri neler, neler yapmışlar? Bunları konuşacağız genel olarak. İlk konumuz Kur'an-ı Kerim'de gençler. Bugün işleyeceğimiz konu bu. Bir takım ayetler içinde Kur'an-ı Kerim'de hangi gençlerden, Peygamber Efendimiz'in etrafındaki hangi gençlerden bahsetmiş, bunlardan konuşacağız. Bir genç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gençken Peygamber Efendimiz nasıl bir insandı, özellikleri nelerdi, neler yapmış, onları konuşacağız bu konumuzda. Üçüncü konumuzda ise Hazreti Muhammed ve gençler. Genel olarak işte ünitemizi özetleyen bir konu olacak. Onunla birlikte gençler neler yapmış, birlikte başardıkları şeyler neler, hangi alanlarda rol almışlar, bunları konuşacağız. Dördüncüsü bazı genç sahabeler, onların özelliklerinden, özellikle ön plana çıkan sahabeler kimler, onları göreceğiz. Kur'an'dan mesajlar, Ali İmran suresinin 159. ayetini işleyeceğiz. Konumuza başlayalım. Bir soruyla başlayacağız konumuza, yine her ünitede olduğu gibi. Kalemimizi seçelim. Gençlerin topluma kazandırılmasında dini metinlerin nasıl bir fonksiyonu olabilir? Arkadaşlar bunu düşünelim. Dini metinler deyince neyi kastediyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'i bahsediyoruz, hadisleri bahsediyor olabiliriz. Bu hadisler ve Kur'an-ı Kerim ayetler bizi ne açıdan etkiler mesela? Bizi yönlendirir mi? Daha iyi bir ya da mesela biz oradan örnek alarak hayatımızda bir şeyleri düzenler miyiz? Ki düzenlememiz gerekiyor. Düzenliyor muyuz, uygular mıyız? Bu soruya cevapları arayacağız şimdi konumuzda. Kur'an-ı Kerim'de gençler. Gençlik, çocukluk ve erişkinlik arasında yer alan, gelişme ve olumsuz yaşamaya hazırlanma ile birlikte bedensel, toplumsal ve ruhsal olgunlaşma dönemi. Bakın arkadaşlar, olgunlaşma diyoruz. Neymiş? Gençlik dediğimiz şeyde artık çocuk değilsiniz, bir birey olmaya başlıyorsunuz ama tam olarak bir birey de sayılmazsınız. Hala çocuk olduğunuz bir yan var. İkisi arasında kalan bir geçiş dönemi olarak düşünebiliriz gençlik kavramını. Kur'an-ı Kerim'de gençlerle ilgili olarak övgü dolu sözler yer almaktadır. Onların itina ile yetiştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Arkadaşlar nedir? Bizim toplumumuzda, bizim atasözlerimizden çok önemli bir atasözü var. Ağaç yaşken eğilir diyor atalarımız. Neden? Çünkü bir insanı küçükken yönlendirmek daha kolaydır, karakterini oluşturması daha kolaydır. Onu geleceğe hazırlamış oluruz, gelecekteki karakterini hazırlamış oluruz. İşte burada da aslında onu kastediyor. Gençlere çok fazla vurgu yapılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Zaten bizim ünitemiz bunun üzerine gidecek. Çünkü Allah Teala diyor ki hani çocukken zaten aklımız tam, akıl bali olmadığımız için tam olarak olgun değil. Bir insanı yaşlandığında da değiştirmek çok zordur. Yani orta yaşa geldiğinde mesela benim için benim yaşlarımda bir birey olduğumda benim fikirlerimi değiştirmek çok zor olur. Çünkü kendimce belli başlı fikirlerim artık oturdu benim sonuçta. O yüzden çok fazla yönlendirmeye bu yaşlardaki insanlar açık olmaz. Ama gençler insanları dinleyerek onlardan bir şeyler kapma peşindedir. Ve bize düşen, biz yetişkinlere düşen o gençleri yönlendirmektir. Onlara belli şeyleri telkin etmek, tavsiyeler vermek, öğütler vermektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de gençlere hep övmüş. Onların eğitimine çok önem vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen birkaç tane genç sahabeden var. Gençlerden sahabe demeyelim. Bir dakika şunu çekeyim. Evet, Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane gençten bahsetmiş. En fazla önüne çıkan gençler. Bunlar kimler? Ondan konuşalım. Hazreti İbrahim arkadaşlar. Hazreti İbrahim kimdi? Bir peygamberdi. Biz onunla ilgili Hanif dininin yaymasıyla ilgili konuşmuştuk. Birazdan da zaten daha kapsamlı konuşacağız. Hazreti Yusuf var. Bu da peygamberlerden biridir. Hazreti Musa var. İsrailoğullarına gönderilen, kendisine Tevrat verilen peygamberimiz. Ashab-ı Kehf var. Yedi uyurlar. Bundan da bahsedeceğiz. Ve bir bayan var bakın. İçlerinde dikkat çekici. Kur'an'da bir bayandan da bahsetmiş değil mi? Bu kim? Hazreti Meryem. Hazreti İsa'nın annesi kendisi. Çok takvalı, çok edepli bir insanmış. Kur'an-ı Kerim özellikle ona da yer vermiş. Evet, onların özelliklerinden bahsedelim şimdi.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı arama gayreti içerisinde bir genç olarak Hazreti İbrahim örnek verilir. Bunu size anlatmış olmam gerekiyor. Önceki konularımızdan bahsederken Hazreti İbrahim'in bir Allah-u Teala'yı arama aşaması vardı. Babası putperestti ve onu o putlar tatmin etmiyordu. İçindeki fıtrattan dolayı belli delillerle Allah-u Teala'yı aramaya başlamıştı. Kur'an-ı Kerim'de onun bu özelliği vurgulanır özellikle. Enam suresinin 76-79. Ayetlerinde Hazreti İbrahim'in tefekkürü anlatılır. Bakın neredeymiş? Enam suresindeymiş. Gece basınca bir yıldız gördü. İşte bu benim Rabbim dedi. Batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneş doğarken görünce de Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim dedi. Ne yapıyordu? Konuşmuştuk. İşte aya bakıyordu, yıldızlara bakıyordu, güneşe bakıyordu. Ve hepsi birer birer batınca diyordu ki ben batıp gidenleri sevmem. Benim Rabbim bunlar değildir diyordu. Onun İslam dinine arayışını görmüştük burada. Ashab-ı Kehf dediğimde arkadaşlar yedi uyurlar diyeceğiz. Yedi uyurlar. Bu arkadaşlar yedi tane. Kendileri putperest bir kavmin içinde olmasına rağmen Allah'ın varlığına ve birliğine inanmışlardır. Aynı Hazreti İbrahim gibi düşünebiliriz veya Peygamber Efendimiz gibi düşünebiliriz. İslam dini gelmeden önce o da Hanif dinine mensuptu ve Allah'ın tek ve bir olduğunu kabul ediyordu. Bu inançlarını açıkça dile getirerek içindeki bulundukları topluma karşı çıkmışlardır. Neymiş o zaman Ashab-ı Kehf? Bu yedi tane arkadaş putperest bir kavim içinde Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanıyorlarmış. Ve bundan dolayı kendilerini toplumun dışına itiyorlarmış. Çünkü toplumun içinde bulundukları topluluk tabii ki onlara zulmedecek de ondan korkuyorlar. İnançlarından ötürü taşlanarak öldürülmekten veya dinlerini zorla değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlar. Ne yapıyorlar? Putperest bir toplumdalar tabii ki. Hani bunu daha önce Hazreti İbrahim örneğinde de gördük, Hazreti Peygamber örneğinde de gördük. Ne yapıyorlar? Böyle bir toplum tabii ki tamam senin dediğin doğrudur. O zaman biz de Allah'ı kabul edelim diye düşünmüyorlar. Hemen ne yapıyorlar? Dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlar bu söyleyen kişiyi. Ya da ona zulmediyorlar, eziyet ediyorlar. Peygamber Efendimiz'e ve ashabına ne yapmışlardı? 3 yıl boyunca boykot uygulamışlardı Mekke'li müşrikler. Sırf dinlerinden vazgeçsinler diye. Ya da Yasir ve Sümeyye olayında İslam'ın ilk şehitleri ki ikisi de. Ne yapıyorlardı? Dinlerinden dönmedikleri için ikisini parça parça öldürmüşlerdi. Bunun dışında Bilal-i Habeşi Hazretlerini görüyoruz. Yani Arabistan'ın kızgın çöllerinde onu kızgın kumlara gömüyorlardı. Allah'ı inkar etsin diye. Bunun gibi onlar da önceki örneklerden görerek zulme uğramaktan korktukları için bakın bu mağaraya gizlenmişler. Arkadaşlar bu mağaranın yeriyle ilgili çeşitli rivayetler var. Yani çeşitli yerler söyleniyor. Kim diyor ki hayır burasıdır, kim diyor ki hayır burasıdır. Ama Mersin'de Ashab-ı Kehf mağarası var. Google'dan bakabilirsiniz. İşte büyük oranda orası olduğu düşünülüyor. Ashab-ı Kehf'in uyuduğu yeri. Bu arkadaşlar bundan da bahsedeyim. Burada bahsetmemiş. Şu gördüğümüz mağaraya geliyor Ashab-ı Kehf arkadaşlar. İşte toplumdan kaçınca uykuya dalıyorlar. Ve bir asır boyunca uyudukları söyleniyor. Yanlarında 7 tane arkadaş, işte Misline, Meksene, Yemya falan şeklinde 7 tane arkadaş. Bir de köpekleri Kıtmir'i var. Köpeklerin adını yazayım. Diğerlerin ismini çok bilmenize gerek yok. Köpeğin adı Kıtmir. Bir de köpekleri Kıtmir var. 100 yıl uyuyorlar ve bir uyanıyorlar. İçlerinden birisini uyandıkları için tabii ki açlık hissediyorlar. İçlerinden birisini çarşıya gönderiyorlar. Onu ekmek alsın o parayla diye. Ondan sonra ekmek almak istediği kişi ona deyince ki sen nereden geliyorsun, sen bu zamandan değilsin, bu paraların hükmü geçeli çok oldu, biz bu paraları artık kullanmıyoruz, bunlar 100 yıl öncesinin paraları deyince o zaman işte uyuduklarını anlıyorlar ve ondan sonra onlara ne olduğuna dair hiç kimsenin bir fikri yok. Kaçtılar mı, öldürüldüler mi, hiç bilmiyoruz ne olduğunu. Allah-u Alem bize gizli. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu gençlerin Allah'a iman konusunda toplumlarından farklı bir saldırıya sahip olduklarını işaret etmektedir. Yusuf Suresi, Hazreti Yusuf'tan bahsedeceğiz şimdi. Yusuf Suresi, iffet ve sabır gösterilen
ve bir gençten övgüyle bahseden ayetlerle övüldü. Arkadaşlar Yusuf suresi, Yusuf kıssası için Ahsenül Kasas denir. Bunu yazın. Ahsenül Kasas yani kıssaların en güzeli demek. Kıssaların en güzeli demek. Çünkü orada bu hikayeyi belki biliyorsunuz. Hazreti Yusuf'un başından geçen çok fazla şey oluyor. Çok yakışıklı bir insan olduğu için iftiraya uğruyor. Hükümdarın eşi tarafından ve çok sabırlı bir insan. Hapiste kalıyor yıllarca ama sabrediyor. Bu sabrı üzerine Allah-u Teala ona peygamberlik veriyor. Daha sonra hapisten çıkıyor ve hükümdar oluyor. Gerçekten toplumuna inandırıyor. Babasından ayrı düşüyor. Kardeşlerinin adaletsizliğine uğruyor. İşte bakıyoruz ki bir kıssa içinde çok fazla şey var. Çok fazla bize örnek olacak şey var. Gerçekten o yüzden Ahsenül Kasas yani kıssaların en güzeli olarak aslında adlandırılmış Yusuf suresi. Çünkü içinde çok fazla bize öğüt verecek mesaj var. O yüzden Yusuf suresi deyince aklımıza iffet ve sabır gelecek arkadaşlar. Hazreti Yusuf kendisine yapılan teklif karşısında iffetini koruyarak Rabbine sığınmıştır. Evet. Bir diğer genç Hazreti Musa ile Hazreti Şuayb'ın kızları arasında geçen olayda da iffet ve haya örneklerini görmekteyiz. Hazreti Şuayb de bir peygamber arkadaşlar. Hazreti Musa da. Burada Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın kızlarından dolayı bir iftiraya uğruyor. İşte çünkü Hazreti Musa Mısır'dan kaçıyor Firavun'un zulmünden. Hazreti Şuayb'ın olduğu bölgeye gidiyor ve Hazreti Şuayb onu misafir ediyor. Bundan dolayı da toplum tarafından iftiraya uğruyor. Ama o kendini bir şekilde aklıyor. Hazreti Şuayb da onun örnekle genç, işte iman dolu bir Müslüman olduğunu bildiği için kızlarından birini Hazreti Musa ile evlendiriyor. Onun kayınpederi olmuş oluyor. Orada da aynı Hazreti Yusuf'ta gördüğümüz gibi Hazreti Musa'nın da iffetini koruduğunu, hayasından ödün vermediğini görmüş oluyoruz aslında. Hazreti Musa su başında karşılaştığı bir genç kızın edep ve hayasına aynı şekilde karşılık vermiştir. Aynı Hazreti Yusuf olayında gördüğümüz gibi orada bir kızla görülünce kötü bir muamele görülüyor. Kızın işte kötü teklifi karşısında kendisini korumuş oluyor. Ama buna rağmen kendisini aklıyor, Allah buna yardım ediyor. İffet ve haya örneği bir diğer genç de Hazreti Meryem'dir. Arkadaşlar az önce de bahsettik Hazreti Meryem deyince gerçekten zaten aklımıza iffet gelmesi gerekiyor. Hazreti Meryem eşittir iffet yani. Kendisi bir o zaman için o zaman dinine inanılmış olarak düşündüğümüzde kendisi bir manastırda diyelim. Kendini oraya adamış. Annesi diyor ki çocuğu olmuyor. Benim diyor eğer bir gün bir çocuğum olsun, kız olsun, erkek olsun Rabbim bana bir çocuk ver ki ben onu manastıra adayacağım. Yani manastır dediğiniz bizim camilerimiz gibi düşünebilirsiniz. Hayatı boyunca orada kalacak, ibadet edecek, dinine hizmet edecek. Böyle bir insan olarak adayacağım diyor ve gerçekten onu da yapıyor. Allah Hazreti Meryem'i biliyor ve onu yapıyor. Kendisi çok iffetli bir insan. Meryem iffetli demek zaten. Namusunu koruyan ve bunun sonucu Allah-u Teala ona bir bebek bahşediyor. Hazreti İsa'yı veriyor ve Hazreti İsa babasız olarak dünyaya geliyor. Hazreti Meryem çok korkuyor iftiraya uğrayacağından dolayı çünkü evli değil bir eşi yok hani insanlar ona iftira edecekti ve gidiyor ıssız bir yerde Hazreti İsa'yı dünyaya getiriyor. Hazreti İsa da dünyaya geldiğinde toplum annesine iftira atınca Allah tarafından bir mucize olarak dile gelip kendisini savunuyor. Ben Hazreti İsa Allah'ın peygamberiyim. Annem masumdur, ona iftira atmayın diye bir mucize gösteriyor topluma. Bu anlamda Hazreti Meryem de önemli, Kur'an'da örneği geçen sahabilerden biri. Kur'an-ı Kerim'i Yüce Allah onu üstün kıldı. En önemli vasfının iffet, haya, edep ve takva olduğu belirtilir. Takva da arkadaşlar Allah'tan hakkıyla korkmak anlamına geliyor. İffet, namusluluk, haya yine edep dedik, yani namusluluk anlamında. Bir toplumda gençlerin saygın bir konumda olmalarını sağlayan en temel ahlaki davranışlar neler olabilir? Arkadaşlar bunu lütfen siz de düşünün aklınızda. Kendinizi lütfen bir kenara da yazabilirsiniz. Benim söylediklerimle uyuşacak mı? Buna bir bakalım. Bir toplumda gençlerin saygın bir konumda olmalarını sağlayan en temel ahlaki davranışlar neler olabilir? Mesela bir genç gördüğümüzde ya da sizler için düşünelim. Sizler gençsiniz.
Sizi toplumda saygın konuma getirecek özellikler neler olabilir? Mesela erdemli bir insansınız. Erdem nedir? Ahlaklı olmak. Yani hani böyle adaletli olmak, oturmasını kalkmasını bilen, büyüklerine karşı saygısızca davranmayan insanlar erdemlidirler. Ahlaklıysanız mesela, hani hatta böyle derler, ne kadar ahlaklı işte çocuk, bir insanda ilk hani ahlak bakılması gereken şeylerden biridir zaten. Erdemliyse, ahlaklıysa, mesela adaletliyse, adaletli diyelim. Sonra saygılıysa, bu çok önemli sizlerin yaşlarında. Çünkü sizlerin yaşlarında bu hızında biraz ergenliğe doğru gittiğiniz için çok asi, isyankar olabiliyorsunuz. Ama burada yapmanız gereken aslında şu, sizi zaten bir toplumda saygın olarak görülmeniz için işte o asiliği bastırmanız gerekiyor. Evet, değişik bir dönem, her insan bu evreyi yaşıyor ama sizi burada diğer insanlardan ayıracak olan şey zaten saygınız olacak. O tavırları biraz bastırmanız gerekiyor. Adaletli, saygılı olursa. Yani bu örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. Mesela öfkesine hakim olmak diyebiliriz. Hakim olmak. Olan diyelim daha doğrusu. Öfkesine hakim olmak diyelim. Bunun dışında şuraya bir sileyim arkadaşlar. Bunun dışında başka aklımıza neler geliyor? Ya bunun gibi çok fazla örnek verebiliriz. Siz de lütfen bakın kendi yazdıklarınızla benimkilere lütfen kıyaslayın. Aynı şeyler mi? Bunun gibi davranışlar buydu. Evet, şimdi neler öğrendik bu derste? Kısaca bir tekrar edelim. Gençlerden toplumun beklentileri neler? Bundan bahsettik. Kur'an-ı Kerim gençlere nasıl önem veriyor? Bundan bahsettik. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'de hangi gençlerden bahsetmişti? İlk olarak Hazreti İbrahim'den bahsettik. Daha sonra Hazreti Yusuf kıssasından bahsettik. Onun dışında Hazreti Meryem'den bahsettik. Onun iffetinden ve takvasından. Hazreti Musa'dan bahsettik. Yine onun da iffetinden ve takvasından. O zaman neymiş? Bunu da ekleyelim. Bir genç iffetli olmalıdır. Takvalı olmalıdır. Allah'tan korkmalıdır. Hani bahsettiğimiz kısalar ışığında. Onun dışında Hazreti Şuayb'ın işte kızının Musa'ya olan iftirasından ama onun kendisini korumasından bahsettik. Bunun gibi özelliklerden bahsettik. Bu örnekleri çok çok fazla çoğaltabiliriz. Ama biz bu kısalar ışığında bunlardan bahsetmiş olduk. Bir gencin toplumda saygı görmesi için takvalı, iffetli, erdemli, ahlaklı, adaletli, saygılı, öfkesine hakim olan bir genç olması gerekiyor. Böyle olan gençler toplumda saygı görür, toplumda dışlanmazlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.